Nuray Hanım, hani diyorsun ya resmimi benim de indirdi, seninkini indirdi, çıkarmak mı lazım? Gelinlere bu konuda ders vermek lazım. Kaybı büyüğünün resmini alıp da çöpe atar gibi çekmeceye atıyorsa bunlara ders vermek lazım. Çatır çatır da alırım kirasını, veririm öbür oğluma, gelinime. Buradan şimdi siz ders vermek deyince aklıma geldi. Ben de yıllar önce, o 5 yıl önce oğlum işten çıkmıştı, bocalamıştı, etmişti ya bunlar. Evet. Ayrılmışlardı Aslan. Sonra Aslan'ı da çağırdım yemeğe. Yemeğe geldiler. Oğlum da evde tabii. Bunlar daha hani daha masayı yeni hazırladık, oturacağız. Evet. Ben bir lavaboya gideyim dedim. Lavaboya giderken de oğlumun telefonu, Aslı da yanında olduğu için telefon arada kalmıştı. Ben telefonu aldım. Arkadaşımı kaydettim Lale diye. Gelirken de lavaboya gitme bahaneydi zaten. Sırf Aslan'ı denemek istiyorum. Denemek amaçlı. Sonra oraya koydum telefonu. İşte yemeğe başladık. Tabii ki oğluma mesaj geliyor. Ne haber canım, nasılsın? Ben Lale. Yarın aynı saatte buluşalım. Sen mi atıyorsun onları? Hayır, ben arkadaşıma ayarladım ya. Arkadaşıma ayarlıyor. Arkadaşıma söyledim, oğluma atıyor oğlumun telefonuna. Oğlunun da haberi yok. Oğlumun da haberi yok. Oğlumun hiçbir şeyden haberi yok. O Aslan'dan, onlar orada normal şey yapıyor. Ama ben Aslan'ı deneyeceğim ya. Sonra bir baktım, ay bunlar mesaj geldi. Sonra tekrar da iyi günler diyor işte. Yarın aynı saatte buluşalım. Bir mesaj daha sesi gelince oğlum da aldı. Bakınca Aslan durur mu? Aldı. İşte ne oluyor, sen kimle mesajlaşıyorsun, ne yapıyorsun, ne diyorsun diye çıldırdı Aslan. Nuray çıldırdı derken çıldırdı. Sonuç ne oldu? Hani Aslan merak ediyor Lale, Aslan ne yapsın? Ama ben arkadaşıma da söylemiştim zaten, mesajı at, engelle. Bunlar aradığında onu açamıyor telefonu. Arıyorlar, bir de ulaşamıyor ya, engeli de olunca daha çok şey yaptı. Hani kim bu, ay yerinde duramıyor. Yemek memek yiyemedik zaten. Allah'ım. Ne yemeği, yaptığımız yemek boşa gitti. Sonra Aslan zaten öyle tartıştılar, Aslan kalktı gitti. Durmuyordu artık. Bunlar bir hafta birbiriyle küs kaldılar. Ama ben için için gülüyorum, tartışıyorlar ya, ben yaptım zaten. Ama kolay mı, deneyeceğim Aslan'ı. Peki Nuray Hanım, sizin amacınız neydi? Ne yapmaya çalışıyordunuz? Kız ders veriyorum diyor ya, ders. Benim amacım ders vermek. Tamam. Oğlumla Aslan'ı ayırmak değil. Evet. Aslan çünkü dedi ya, işten çıktı, iş bulamadı ya. Evet. O zaman hani iş bul diye zorladı ya onu. İş bulmazsa işte şöyle olur, böyle olur diye. Ben sadece Aslan'a ders vermek. Yoksa ayırmak değil.